Herkese selamlar, Atmosfer Türk'e hoş geldiniz. Ben Emir. 2024 kış tahmini serimizin ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Bir önceki bölüme gösterdiğiniz yoğun ilgiden ötürü teşekkür ediyoruz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olursanız seviniriz. Sadece sizin desteklerinizle yeni videolarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Önce mevsimsel analizlere bakarak başlayalım. Aralık ayı yağış anomalilerine bakalım. Ülkemizi sağ aşağıda görüyorsunuz. Güneydoğu ve Batı Karadeniz'de normallerin üstünde yağış beklentisi var. Geriye kalan bölgelerimizde ise normallerin biraz üzerinde yağış beklentisi görüyoruz. Ocak ayına baktığımızda ise Konya yakınları haricindeki tüm bölgelerimizde normallerin üzeri yağış beklentisi var. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgemizin kuzeyi ve Doğu Anadolu bölgemizin güneyinde normallerin çok üstünde yağış beklentisi olduğunu görüyoruz. Şubat ayına bakarsak Ege ve Trakya bölgemizde normallerin üzerinde yağış beklentisi olduğunu görüyoruz. Diğer bölgelerimizde ise kayda değer bir veri bulunmuyor. Yağış anomalilerini inceledik. Özet olarak kışın ilk yarısında iç kesimlerimizin ve doğu kesimlerimizin normallerin daha üstünde yağış alacağını, kışın ikinci yarısında ise batı kesimlerimizin normallerin daha üstünde yağış alacağını görüyoruz. Şimdi ise sıcaklık anomalilerine göz atalım. Aralık, Ocak ve Şubat aylarına baktığımızda sıcaklıkların normallere yakın ve normallerin biraz üstünde olduğunu görüyoruz. Üç ayı ayrı ayrı yorumlamaya ihtiyaç yok. Kısaca özetlersek sıcaklıklar normallerin biraz üstünde seyredecek diyebiliriz. Kar yağışı tahminlerimizin formatı basit. Şimdilik tek bir köklü mevsimsel hava tahmin modeline bakacağız. Bahsettiğimiz model ECMWF yani Avrupa modeli. İlk olarak kış dönemi Aralık, Ocak, Şubat için ortalama kar yağışı tahminine göz atacağız ve ardından aylık bir yorumlama yapacağız. Aylık tahminlerde tüm mevsimsel ortalamanın göstermediği pek çok ayrıntı var. İlk olarak Avrupa için ortalama görüntüye baktığımızda zayıf bir kar yağışı tahmini görebiliriz. Orta Avrupa ve İskandinavya'nın bazı bölgeleri hariç kıtanın çoğunun normalden daha az kar yağışı alacağı tahmin ediliyor. Ocak ayı tahminlerinde çok daha farklı bir tablo görüyoruz. Kar yağışı potansiyeli yurdumuzda, Balkanlarda ve Doğu Avrupa'da güçlü bir şekilde yükselmiş. Bu da daha kuzeyli bir akışın oluşmaya başlamasına karşılık geliyor. Şubat ayında yurdumuz normallerin biraz altında kalıyor. Avrupa kıtasının güneybatı ve güney kesimleri dışında kıtanın büyük bölümünde daha fazla kar yağışı bekleniyor. Tahminlere göz attık. Bir önceki bölümümüzde kışı etkileyen faktörlerden bahsetmiştik. Detaylı bilgi edinmek için kartlardan önceki bölümü izleyebilirsiniz. Şimdi ise özet kısmına geçelim. Verilere, tahminlere ve ülkemizi kış sezonunu etkileyen faktörlere göz attığımız zaman şöyle bir tahmin ortaya çıkıyor. 2023-2024 kış sezonunda iç kesimlerimiz geçen 2 seneye göre daha iyi kar alacak. Kıyı kesimlerimiz normallerin biraz üstünde deniz efekti kar sistemleri görecek. Doğu Karadeniz'de karmaşıklaşan verileri birazcık irdelediğimizde çıkan sonuç sıcaklığın normallerin altına düştüğü, yağışların kışın ilk yarısı normallerin üstü olduğu fakat ikinci yarısında normallerin altına düşeceği ve son yıllarda güzel karlı sistemlerle karşılaşmayan kıyı kesimlerin bu sene çok fazla olmasa da karlı sistemlere sahne olabileceği yönünde. Orta ve Batı Karadeniz için yapılan tahminlerde yağışlı koşullar görüyoruz. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'ya baktığımız zaman normallerin çok üzerinde yağış alacağı fakat sıcaklığın da normallerin üstünde olduğunu görüyoruz. Bölge hali hazırda tüm kış sezonlarında kar yağışlarına uygun sıcaklıkta bulunduğu için sıcaklıkların normallerin üzerinde olması büyük bir sorun yaratmayacak gibi duruyor. Akdeniz ve Ege bölgemizin kıyıları için bizi heyecanlandıran veriler olmadığını fakat her sezonda olduğu gibi sürprizlere açık olduğunu belirtelim. Şimdi ise sizlerin kış tahminlerini kısaca aktaralım. Erkan Bey ılık ve yağışlı geçecek demiş. Ahmet Bey bol karlı demiş. Batuhan kötü geçecek karamsarım demiş. Şemsi Bey bence Orta Karadeniz fazla kar almaz ama doğu tarafı sürekli karlı geçer demiş. Dilek Hanım bol kar göreceğiz demiş. Bir sonraki bölümümüzde sizin tahminlerinizi yine videomuzun sonuna geçmeden önce belirteceğiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Sonraki videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek esen kalın.